Ulan arkadaş, bilim adamlarına değer verelim, ülke bilim insanına sahip çıkmıyor dedik dedik. İş döndü dolaştı, yine dedemize sahip çıkalıma bağlandı ya. Ay dede bak, bilim adamı açık fikirli olur. Tamam anladık. Öyle tabuları falan olmaz. Anladık ama gözünü seveyim şu beş temeli kapat ya. O nedir ya, evrenin ayıp parçacığı gibi? Nüdis misin sen ay dede? Kapat! Ah! Ah! Yandım! Hayatta her şeyi bilimle açıklayabilirim. Hatta bu yanmayı da açıklayabilirim bilimle. Yahu şu suyu ılıştırın. İşte bak abisi, her ne kadar izafiyet teorisi, evrim teorisi de desek... aha bu leğenin içerisine girdiğin zaman eğindeki Ramazan dedene benzersin. Ay dede ne oldu? Senin o izafiyet teorisi üzerine afiyet olmadı mı şimdi? Ilıştırın ne lan? Abi üzerine izafiyet kusacağım artık ya. Ya adamın üzerindeki halkalara baka baka yaşını tahmin etmeye çalışıyorum ya. Dede, ay dede, 69 doğru mu? Hayır, 79 yaşındayım. Demek ki görmediğimiz yerlerde birkaç halka daha var. Ay dede, Allah rahmet eylesin. Nereye gömek seni? Ya tamam, tamam. Yarın görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun la. Nereye gidiyorsun sen? Ay dede, gözünü seveyim bak. Banyo bozuk dedin. Anamı evden gönderdik. Su ısıttık sana. Abdest aldıracağız diye. Ya gitme dur. Ağzına burnuna su vereyim. Ay dede. Yalnız ben seküler bir bilim adamıyım. Hemen giyinip gitmen lazım. Ya ay dede gel buraya. İğne ucu kadar boş yer kalmayacak kuryer. Ay dede gel lan buraya. As. Mahyap abisi. İşte bak görüyor musun? Sen ben sinirlendiğimiz zaman insan döveriz. Aha bu bilim adamları da atom bombası yapıyorlar, dünyayı havaya uçuruyorlar.